Sevgili Eren, öncelikle senden başlamak istiyorum. Bu konular aynı zamanda senin kitaplarında, Aydınlık'ta, köşe yazılarında, ayrıca önceden İslam ve Kapitalizm programında da, bu Ezber Bozanlar programında da sık sık ele aldığın konular. Bu aynı zamanda aslında yeni bir din oluşumu da, bunu da ifade ediyor aynı zamanda bu inançlar. Hatta buna işte Ali Şeriat'a da atan dine karşı din olgusu diye de değerlendiriyoruz. Toplamda bu tür bir inancın, İslam'ın böyle bir kavranışını toplamda nasıl değerlendirebiliriz? Önce bir genel değerlendirme yapalım, sonra tek tek başlıklar istersen açalım. Şimdi bu ahiret düşüncesinin tarihsel köklerini ele almak gerekiyor. Tarih boyunca özellikle de eski Antik Mısır'da ahiret düşüncesi bu güneş tanrıcılık ilkesi üzerinden soyluların, asilzadelerin ölüm sonrası da ölüm öncesi gibi rahat bir refah içerisinde olacağı verisine dayanıyordu. Yani antik dinlerde, tarih öncesi ilkel dinlerde ve orta çağda yaygın olarak ahiret soyluların, asilzadelerin refah yurdu gibi bir düşünce üzerine oturmuştu. Hazreti Peygamber Efendimizin yaşadığı coğrafyada da baktığımız zaman bu düşünce sistemine yakın bir ilkesellik vardı. Yani ahiret düşüncesi insanların yeryüzünde yaptığı hayır hasenatların çok dışında statü ve sınıflara bağımlı bir düşünce olarak kendini ortaya koymuştu. Bu çerçevede Kur'an büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Kur'an Mekke'deki cahiliye adetlerine yaptığı muameleyi ahiret kavramına da yapmıştır. Nasıl olmuştur bu iş? Her nasıl ki biz Maun suresiyle birlikte namazın ki zaten Kur'an'ın da açık beyanıdır. Hazreti Peygamber'in tebliğ evvelinde Mekke'de Allah'a inanıldığı söylenilen bir din var. Yani Allah'ın kabul edildiği putların aracı yapıldığı bir din anlayışı var. Ve bunun ritüelleri var. Bu ritüeller nasıl altının, gümüşün, statükonun, servetin yanından alınıp da yoksulun, yetimin yanına koyulmuşsa, mustazafın, ezilenin yanına koyulmuşsa, aynı şekilde Kur'an ahiret kavramını da bu şekilde bir konum değişikliği üzerinden yeniden konumluyor. Nasıl konumluyor? Ahiretin, bakınız Kur'an-ı Kerim'de özellikle ahiret kavramı ile ilgili olan ayetlerde ki aslına bakarsak bunların bir kısmı hem dünyaya işaret ediyor hem de ölüm sonrasına işaret ediyor. Fakat tarihsel o süreçte biz daha çok din adına konuşan birçok alim diye tanımlanan kişi ölüm ötesini konuşmaktan ölüm öncesine fırsat bulamamış. Dolayısıyla da ölüm öncesine dair çözümlemeler çürük kalmış, ölüm ötesine dair veriler yığılı hale gelmiş. Yani din terminolojisinde ahiret, kabir azabı üzerine benim bildiğim belki 10 bin, 15 bin makale vardır. Yani bununla ilgili yazılmış çok şey vardır. Fakat İslam'ın tevhid yaklaşımı, dünya yaklaşımı, dünyaya bakışla ilgili çok az sayıda yazı vardır. Bu da demek ki İslam öyle bir muameleye tabi tutulmuş ki tarih boyunca tevhidin herhangi bir coğrafyada açığa çıktığı an başına musallat olan şirkin aynı şekilde Kur'an'ın da başına musallat edildiğini görüyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl Hazreti İsa, Hazreti Musa Allah'ın hak sözünü topluma tebliğ ile vazifelendirip bu işi yaparken şirk nasıl onların sözlerine tasallut edip de çarpıtma yoluna girmişse aynı şekilde de Kur'an'a böyle bir yöneliş söz konusu olmuş. Fakat şunu hiçbir zaman yapabilmiş değil. Kur'an bütünlüğü içerisinde kalmış, kendini korumuş. Bilhassa tabii ki inananların da katkısıyla günümüze kadar bir bütünlük içerisine gelmiş. Dolayısıyla buraya giremedikleri için farklı veriler üzerinden bu alana girmişler. Hangi verilerdir bunlar? Hadislerdir. Hangi verilerdir? Sünnet adı altında tanımlanan verilerdir. Bu veriler üzerinden Kur'an'a yapılamayan müdahale, Kur'an'ın içerisinde yapılamayan o değişiklik, bu veriler İslamlaştırılmak suretiyle dine yapılmıştır. Yani Kur'an'a yapılan şey aslında bu yapılarak dine yapılmış olmuştur ve aynı zamanda Kur'an'ın üzeri örtülmüştür. Şimdi bu konular tabii detaylı konular. Lakin bunlara girmeden önce şunu da altını çizeyim, konuklarımıza lafı vereyim. Hazreti Peygamber'in Mekke'de beyan ettiği İslam,
tarih boyunca, 5-6 bin yıl boyunca farklı formlarda kendini açığa vurmuştur. Mesela Kur'an, Hanif olan atanız İbrahim'in dinine uyun diyor. Bu şunu gösteriyor ki bütün bu elçiler, Allah'ın elçileri ortak bir sözle hareket etmişlerdir. O zaman diyerek ki şöyle konumlamak lazım. Tevhid ve şirk iki ayrı dindir. Tarih bu iki dinin savaşımından ibarettir. Bu iki dinin temsilcileri tevhid safında ezilenler, şirk safında muktedirler, muhterislerdir. Bu iki zümrenin arasındaki mücadele bu dinlerden birini bir dönem egemenleştirmiştir. Bir dönem diğerini egemenleştirmiştir. Fakat hakikat hep baki kalmak durumundadır. Kur'an'ın da deyimiyle hak gelir, batıl zahil olur, yok olur gider. Yani bu çerçeve etrafından meseleye baktığımız zaman hadiselerin ne kadar kritik boyuta vardığını göreceğiz. İslam dinini anlamanın en önemli yolu olan Kur'an'ı kendi dilinizde okuma hakikatinin dahi geçersiz kılındığı topraklarda yaşıyoruz. Bugün insanlarımıza çok aleni şekilde Allah, kitap, Kur'an, din denildiğinde aklınıza ne geliyor diye sorduğunuz zaman akla ilk gelen şeyin Kur'an ayeti yahut da Allah'ın sözü olması gerekirken Allah adına kendine yetki ve paye biçmiş olanların sözlerinin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Zaten bu dinlerin de yozlaşması, yeryüzündeki ideolojilerin de yozlaşması, bütün bütüncül görüşlerin tahrif edilme süreçleri bu şekilde oluyor. Dolayısıyla bu konuyu inşallah detaylı bir şekilde işleyelim.